ülkemizde sürekli işte inanan insanlarla insanlara karşı yapılan bazı tahammülsüzlükler, işte yaptırımlar aşağı yukarı 157 senedir ülkemizde 157 senedir ülkemizde bunlarla uğraşmakta, bunlarla boğuşmakta ve ülkemizin kalkınmasını tam anlamıyla sağlayamamakta bulunmaktayız. Şimdi Allah makamını cennet etsin, ülkemizde Vedi Hürkuş isimli hava pilotu astsubay 1896 yılında dünyaya gelmiş, ölümü 1969 yılında olan bir büyüğümüz. Tabi kendi imkanlarıyla uçak üretip uçak patenti gidip yurt dışında alıp ülkemize getirip, ama tabi ülkemizde buna fırsat verilmemesi, bunun gibi yüzlerce binlerce şey. Şimdi bundan dolayı da tabi bunun neticesi darbeler, peş peşe işte ülkemizde bir kıyıma, bir yıkıma sebep olmuştur. Tabi ama önce bundan önce Müştak Sıtkı Dursunoğlu 1891 yılında doğup 1975 yılında vefat eden Erzurumlu büyüğümüz, şairimiz, edebiyat öğretmeni, bunun memleketimiz için yazdığı Erzurum Marşı'nı sizlerle paylaşıp programımıza devam edelim. Tarihler ağlar vatan yanarken, eller öz vatanda nara atarken, ufukta ümidin nuru batarken, ilk sesi haykıran yüce Erzurum, vatanı kurtaran yüce Erzurum. Ufak bir tepreyiş, bir atlayışla, ümitler aşlayan bir şahlanışla, 6000 senelik bir arayışla, canavar ağzını yırtan Erzurum. Ümitsizlikleri kıran Erzurum, vatana ümitsin, bayrağa rehber, tarihin bağrında sesin inir der, milli vicdan doğar senden alır fer, ilk sesi haykıran yüce Erzurum, vatanı kurtaran yüce Erzurum. Bütün Erzurumlu kardeşlerime, bütün hemşerilerime selamlar olsun. Arkasından benim memleketim için yazdığım bir şiiri de okuyayım de devam edelim. Memleketim, toprağım, seni ele sevirem, bilsen nasıl özlerim, vallahi sana takdedi yemek bile yemirem, hasretim toprağın canım Erzurum. Yazın yağmur yağar, kışın da kar, adamı donduran havası var, canını vatana eder yar, hasretim toprağın canım Erzurum. Dağların üstünden eksilmez kar, neşeli olunca çeker bar, düşmana dünyayı eder dar, hasretim toprağın canım Erzurum. Karın yağışı bak lafa lafa, dadaşın ayağı takılmaz daşa, getiremezler dadaşı sapa, hasretim toprağın canım Erzurum. Bana derler vatan sever, canımı veririm vatana değer, vatanı sevmeyene takarım semer, hasretim toprağın canım Erzurum. Memleketim, memleketim, benim canım memleketim. Şimdi muhterem kıymetli kardeşlerim, tabi Vedi Hürkuş'tan bahsettik, açlık sefalet içinde dünyasını değişti. Allah makamını cennet etsin. Allah bir daha bu ülkeye katkıda işte
yapılacak güzel şeyleri yapmak isteyenleri isteyenlerin üzerindeki o zalimlikleri bir daha göstermesin. İnşallah da göstermeyecek. Tabii bu konuyla alakalı yeni bir şiirim var. Umarım beğenirsiniz. Dedik ya, bundan 157 yıl önce ilk darbe girişimiyle ülkemizde bazı şeyler işte değiştirilmeye, işte Avrupa'nın, Haçlıların üzerimizdeki güdümünü çoğaltmaya, yükseltmeye, egemenliğimizi yok etmeye kalkışan toplumlar bundan 157 sene önce buna girişmişler. İlkinde başarılı olamamışlar, lakin sonrasında işte hani derler ya, görünen köy kılavuz istemez, olmuş bir şeyler. Allah bir daha yaşatmasın. Şimdi bir de bu müziklerde, fon müziklerinde tam işte daha yeni Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Bir aksaklık olabilir, hakkınızı helal edin şimdiden. Şiirimize gelelim. Darbe. İki asırdır millet darbe ile boğuşur. Bu darbeci zihniyet hainlerden oluşur. Osmanlı padişahı Abdülmecid'e karşı hain olan güruhun sonu hüsranla bitti. Hainler biter deme, bitmedi, bitmeyecek. Kafir oyun oynuyor, kapından gitmeyecek. Abdülaziz'e karşı kefereler birleşti. Canım, canım padişahımın bileklerini kesti. Hainler cirit atar, vatanımızı satar. Başa baş kaldıran itaatsiz zalimler. Yapılan ihanetler vallahi billahi artık yeter. Yeter yeter desek de yine oldular illet. Üç kıtada topraklar teker teker yok oldu. Abdülhamid'i yedi, Osmanlı'yı bitirdi. Son halife padişah hain ilan edildi. Bu milletin onuru yerlere de serildi. Postmodern darbelerle insanlar sindirildi. 60 ihtilalinde Menderes'i asanlar, hain ilan ettiler bu vatanı satanlar. Mıhtıralar peş peşe 80'de bir ihtilal. Millet perişan oldu, yine tavrını koydu. Tankları çevirdiler millete karşı namlu. 28 Şubat'ta hükümeti devirdi. Nedir bu milletin hainlerden çektiği? Vatan satan hainler milli ilan edildi. Türk milleti büyüksün, oyuna gelme artık. Asker benim askerim, var mı başka bir mantık? Namlu, namlu millette değil, düşmana çevir artık. Osmanlı'yı yıkanlar Türkiye'mi yıkmasın. Haçlılar ordusunu ülkemize sokmasın. Yapılan ihtilaller devleti hep küçülttü. Hainlik yapanların servetini büyüttü. Asker benim askerim. Millet benim milletim. İkisi birleşince vallahi dünyada cihanda ben bir tekim. Ben bir tekim. Biz bir tekiz. Yaşasın İslam, yaşasın Türk milleti, yaşasın milletimiz. Biraz tabii duygularım dışarı fazlasıyla çıktı. Hakkınızı helal edin. Biraz bağırdım herhalde. Yüzyıllardır hep İslam'la, Müslümanlarla uğraşılıp duruyor. Tabii bir de bunun yanında
Bunun yanında içimize sokulmuş, ağzımıza, işte konuşmalarımıza yerleştirilmiş, aslında bizden olmayan ama bizimmiş gibi böyle insanlara empoze edilmiş, yapıştırılmış, Müslüman toplumun içine yapıştırılmış bazı işte kelimeler, bazı laflar, bazı isimler. Şimdi anladıysam Arap olayım. Ya bu nasıl bir laf arkadaş? Anladıysam Arap olayım. Efendimiz Arap'tı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hani diyorlar ya, diyor, sözde demiş ki işte ben Arap'ım ama Arap benden değil. Ya Efendimizin söylediği laf o değil. Ey Araplar, ben Arap'ım. Fakat sizler iman etmedikçe benden olamazsınız. Bak iyi dinleyin. Ey Araplar, ben Arap'ım. Fakat sizler iman etmedikçe benden olamazsınız. Fakat Arap olmasa da iman eden her kavim bendendir. Şimdi bu hadis-i şerifle, bu konuşmayla, ben Arap'ım ama Arap benden değil, ne alakası var arkadaş ya? Ne alakası var? İşte bunları Yahudilerin, işte bu Avrupa'da hani özendiğimiz, girelim dediğimiz, diyerek özendiğimiz toplumun bizim içimize empoze ettiği, yapıştırdığı kelimeler. İşte bir tanesi, kafamıza soktuğu laflardan, cümlelerden bir tanesi. Şimdi bir de Kara Fatma. Ya Kara Fatma kim? Kara Fatma haşa. Kara Fatma dedikleri kim arkadaş? Kara Fatma dedikleri Peygamberimizin kızı. Önce şu kısa bir şey okuyayım, ondan sonra devam edelim. Peygamberimin gülü, o Hazreti Fatıma, beyaz tenli nur yüzlü, iffet edep timsali, en üstün kadınlardan Peygamber gülü Fatıma. Peygamberime benzer gül kokulu gül gonca. Peygamberimin ümmeti, at üstünden zilleti, şu Yahudi illeti. Haşerata verdiler gül kokulu gül goncanın ismini. Temizle artık, temizle yeter artık ağzındaki zehiri, ağzındaki zehiri. Allah affetsin, yıllarca millete, işte çocuklara söylettikleri ya köpeğe, siyah köpeklere Arap ismini koydular. Siyah köpeklere Arap ismini koydular. Sonra gittiler Arap ülkelerinde, tabi işte Türkler, işte Türkiye'deki Müslümanlar, işte size, sizin isimlerinizi köpeklere koyuyorlar. Siyah renkli köpeklere koyuyorlar. Ya siyahı da, beyazı da, sarıyı da yaradan Allah. Ve gafil insanlar. Tam biri daha var. Hazreti Kaka. Hazreti Kaka, Halid bin Velid'in ordusunda işte kumandan olan, artı savaş şiirleri yazan büyük kumandan. Ya bunu da ne yaptılar? Bundan işte bu Yahudiler, Yahudi milleti, kendilerini o üstün ırk olarak sanan bu Yahudiler, Yahudi ırkı. Hazreti Kaka'dan çok sene korku, işte nefret, korku içerisine girmişler. Tabi çocuklarını, affedersiniz, işte helaya götürdüklerinde çocuklarının, işte ya ağzıma varmıyor. Arkadaşlar, kardeşlerim, dikkat edelim. Allah rızası için konuşmalarımıza, işte yani bu Müslüman halklarla ilgili, Müslümanlıkla ilgili, İslam'la alakalı, tamam, konuşulan kelimelere, şeylere mümkün olduğunca dikkat edelim. Allah bizi affetsin. Şimdi heyecanlı bir şekilde tabii baştan böyle bir girdik konulara. İnşallah bir şey anlatabilmişizdir. İşte hatalarımızla
biraz böyle sinirli, yani sinir değil de tabii memleket işte şeyinden, nasıl diyeyim, aşkından, İslam kardeşliği sevgisinden, aşkından böyle biraz kendimi galeyana gelmiş gibi hissettim. Ah buyurun, hakkınızı helal edin. Şimdi kardeşlerim, Necip Fazıl Kısakürek, makamı cennet olsun, büyük önderlerimizden, öncülerimizden, şairlerimizden, Allah makamını cennet etsin. İnşallah onun bir tüyü olma şeyi, mertebesine bizi getirsin. Yani inanç olarak işte benim de çıktığım yolda, bu şiir olayında inşallah onun yolunda devam ederiz Allah'ın izniyle. Şimdi Anneciğim diye bir şiiri var. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, gecenin ardında yeni gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar, yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin hicin, kanadın yayılmış çırpınmak için. Bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Bütün annelerimize gelsin, bütün annesini kaybetmiş kardeşlerimizin üzerine gelsin bu şiir. Şimdi şöyle bir Osmanlı şiirim var. Osmanlı şiirimle devam edelim. Belki biraz hızlı gidiyorum. Aslında bugün bir konuk gelecekti, arkadaşımız. Sonradan işi çıkmış. Nasip olmadı. İnşallah başka bir gün. Arkadaşımız Sivaslı Ömer'di. Bu bizim Bozcaka'da işte o arkadaşımız tanır. Güzel saz çalıyor. Sesi de güzel. Kendisi de güzel. İnşallah başka bir programda kardeşimizi ile beraber bir saat geçirmeyi Allah bize nasip eder. Canı sağ olsun. Osmanlı. Osmanlı cihana hükmeden millet. Ha bir dakika, şiire sıra bakmayın. Şiire şiirin başlıklarının yukarıdan aşağı ismi Osmanlı Ara Türkiye'si. Şiiri o şekilde yazdık. Ah buyurun, tekrar başlıyorum şiire. Osmanlı cihana hükmeden millet, Sina Çölü'nü geçti o büyük devlet. Müslümanlık davası sağlam idi mayası, ahireti düşünen padişahı paşası. Nesileler çektiler, devleti büyüttüler. Lain şeytana karşı, lain şeytana karşı İslam'ı dirilttiler. Issız olan bedeni İslam'la yücelttiler. Allah yolunda koşan peygamber neferleri, riyadan uzak durdu padişah seferleri. Alınları açıktı, boyunları dimdikti. Türk'ün gücü kuvveti büktürmedi bileği. Ülkesine çok bağlı Müslümandır milleti. Rahman'ın nuru ile müjdelendi devleti. Kargalar, kargalar, kargalar bile güler. Kimse vuramaz bize semer. İnsanlığın önünde müjde verdi peygamber. Yedi cihan birleşse yıldıramaz bizleri. Elimizin damı var, Osmanlı tokatı var. Sefere hazır olan
cengaver kahraman ordusu var. Arkadaş, insan olan millete vallahi billahi oluruz, oluruz yar, oluruz yar. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için. Devam ediyoruz. Bak buyurun. Şimdi geçen hafta Ahmet kardeşimizi almıştık yayına. Tabii güzel sesiyle, güzel kıraatıyla, Kur'an-ı Kerim'le başlamıştık sohbetimize, köşemize. Allah ondan da razı olsun. Aslında o da niyetliydi tekrar gelmeyi bu hafta. Çünkü memleketten, pazar yolundan bazı kardeşlerimiz işte okuyuşunu, sesini işte... Tabii Kur'an güzel sese yakışır. Güzel sesli insanların tabii böyle toplum içinde okuması bilmeyenleri, işte Kur'an'ı bilmeyenleri, İslam'a işte az bir şey uzak olanların daha İslam'a yönelmelerinde daha etkileyici olacağını tabii bir cümle hepimiz biliyoruz. Kardeşim de harbiden yani işin ehli, işleri sıkı olduğundan dolayı bu hafta o da gelemedi. İşte memleketimizden bu şeyi isteyen, Kur'an'ı isteyen kardeşlerimizin de şeyini yerine getiremedik. Şimdi demin Ahmet kardeşim bizim Erzurum Tortumlu, burada halı işiyle uğraşıyor. Bugün alacağım arkadaş da Sivaslıydı. Sivas Yıldız Elinden. İşte ikisi de birbirinden kıymetli. Allah'ın izniyle elimizden geldiği fırsatça işte yöre yöre tanıdıklarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, gönül dostlarımızı yayına almaya devam edeceğiz. İnşallah bunda da Allah bize yardımcı olur. Arkadaşlarımız da tabii yardımcı olur. Kusura bakmayın, böyle hani diyorum ya, daha önceden radyocu değilim. Bu ikinci programımız, inşallah bir öncekinden biraz daha böyle heyecanı gitmiş, bir şekilde devam ediyor diye umuyorum kendim, ama baştan tabii girdiğimiz işte darbedir, işte konuşulan kelimeler beni bir fazla duygusalım bu konularda, hakkınızı helal edin. Şimdi şöyle bir tekrar şeyden Necip Fazıl'dan, makamı cennet olsun, ondan bir şiirle, ağlayan çocuklarla devam edelim. Ağlayan çocuklar. Kafesli evlerde ağlar çocuklar. Odalarda akşam olurken henüz. O zaman gözümün önünde parlar. Buruşuk buruşuk ağlayan bir yüz. Ne vakit karanlık kaplasa yeri, başlar çocukların büyük kederi. Bakın korkuyla dolu gözleri, ya artık bir daha olmazsa gündüz. Gittikçe kesilir derken sedalar, gece bir siyah el gözümü bağlar. Duyarım içime sırınmış ağlar, bir ufacık çocuk, bir küçük öksüz. Makamı cennet olsun. Necip Fazıl bu şiiri 1924 yılında yazmış. Allah razı olsun. İyi ki yazmış. Şimdi bu şiirde çocuklardan bahsettik. Tabii diyorum ya hani yüzyıllardır İslam'la uğraşanlar, Müslümanlarla uğraşanlar bizim sermayemizle, dinimizle, sermayemiz dinimiz, sermayemizle uğraşanlar işte her zaman yaptıkları gibi içimize fitne ateşini sokup İslam coğrafyasında ellerinden gelen bedbahtlığı, işte kalleşliği bizim üzerimizde oynuyorlar. Biz de maalesef bunlara kanıyoruz.
Şimdi bugün Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da, işte 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te, işte Türkmenistan'da, yani sayabildiğin kadar ne kadar Müslüman ülkesi varsa her tarafta bizim çocuklarımız ağlıyor. Bizim kadınlarımız ağlıyor. Sizde uyanma vakti gelmedi mi? Sizde bunlara dur deme vakti gelmedi mi? Ya arkadaş, nedir bizim alıp veremediğimiz, nedir bizim birbirimizden sakladığımız, birbirimize duyduğumuz bu öfke? Nedir? Ya fikirler farklı olabilir. Adam işte şöyle düşünüyor, ben böyle düşünüyorum. Ya ortak bir yerimiz var. Tabii dine hakaret edenleri katmıyorum. Onlar kesinlikle bizim hiçbir şeyimiz. Yani ülkemizde yaşıyor. Dine hakaret, onlar bizim Allah'ın izniyle bir gün yakamızdan düşecek. Bu fitne ateşini zaten onlar çıkarıyor. Onlar sebep oluyorlar. Derdimiz ne? Bütün ülkelerde, bütün Müslüman ülke, 54 tane Müslüman ülkesi var. Açın, araştırın, hepsinde bir zulüm var. Hepsi de sömürü altında. Ya bizim kendi paramız, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olman paramızda, hani diyoruz ya özgür olduk falan, işte birilerine laf şey yapıyorsun, bunu niye böyle yapmadı falan. Ya arkadaş, Osmanlı yıkıldıktan sonra, halifeliği kaldırdıklarından sonra bizim her şeyimizi ellerine aldı bu adamlar. Benim paramda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazıyor. Var mı böyle bir şey? Çok ince ayrıntı deyip geçmeyin kardeşlerim. İnce ayrıntı deyip geçmeyin. Bunlar bizim üzerimizde çok büyük oyun oynuyorlar. Allah bu oynanan oyunları bir an önce işte Çanakkale ruhuyla, işte Osmanlı ruhuyla, gerçek Müslüman Türklerin ve Kürt kardeşlerimin, Arap kardeşlerimin, ırkçılık yok, Müslümanların gerçek ruhuyla inşallah üzerimizden siler atarız. Bizim Suriye'de de çocuklarımız ağlamaz, Türkiye'de de çocuklarımız ağlamaz. İşte Myanmar'da da Patani diye bir yer var. Patani diye bir yer var. Ya konteynerlara insanları yerleştirip havasızlıktan insanları öldürüyorlar. Allah bunun şeyini bize bir gün sorar. İnşallah sormaz. İnşallah bu birliktelik sağlanır. Aklımız başına gelir Allah'ın izniyle. Şimdi bu vatan hepimizin, bu vatan bütün Müslümanların, bu vatan hepimizin diye bir şiirim var. Müsaadenizle onunla devam edelim. Bir karış toprağa canımız feda, dinime küfreden girsin toprağa. Peygamber müjdeyi verdi ya sana, vatan toprağını geri alalım, vatan toprağını geri alalım. Dinini unutan, dünyaya dalan, kutsal toprağını düşmana satan, onca yıldır yatan, uykuda kalan, vatan toprağını geri alalım, vatan toprağını geri alalım. Şu koca cihana hükmeden millet, denizde karada vallahi birdik. Ne oldu bize? Ne oldu bize? Yok olduk, gittik. Vatan toprağını geri alalım. Tarihi yazan o millet nerede? Topraklar aldık, adalet saldık. İçeride düşmana, içeride düşmana biz niye kandık? Vatan toprağını, vatan toprağını geri alalım. Kime sorsan hep vatan sever. Vatanı seven vermez mi değer? Birlik olmazsa takarlar semer. Vatan toprağını geri alalım.
vatan toprağını geri alalım. Fikirler farklı olsa da bile, düşmana karşı iri bir gövde, güçlü olmak için verin el ele, vatan toprağını geri alalım. Vatan toprağını geri alalım. Kafire bak, tek yumruk oldu, Müslümana karşı hepsi kudurdu. Müslümansak eğer birlik olalım, vatan toprağını geri alalım. Erkavuz'dur adım, vatandır canım, düşmana karşı ben bir kalkanım, fedadır bayrağı ahacı canım.